Bulut Şenel aslında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana gündem maddesi Libya tezkeresiydi. Mehmetçiğin Libya'daki görev süresini 18 ay daha uzatacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bu anlamda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Aslında süreç saatler 15'i gösterdiğinde başladı. Genel kurulda ilk gong çaldı ve gündem dışı konuşmaların ardından sıra tezkereye geldi. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Önemli vurgular da vardı tezkerenin içerisinde. Özellikle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 2019 yılının Aralık ayında Türkiye'den destek talebinde bulunduğu hatırlatıldı o metinde ve Türkiye kalıcı ateşkesin tesisine ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğini sürdürmektedir ifadelerine yer verildi Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde. Okunduktan sonra aslında en önemli soru siyasi partilerin tezkereye ne oy verecekleriydi ve sırayla parti temsilcileri kürsüye çıktı ve aslında oylarının rengini bu anlamda açıklamış oldular. AK Parti, MHP ve İYİ Parti tezkereye evet yönünde oy kullandı. Ancak CHP ve HDP tezkereye hayır oyu kullandılar. Ancak oylamanın sonucunda da tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yani bundan sonra Libya'da Mehmetçik 18 ay daha görev yapacak. Buna ilişkin tezkere, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmış oldu ve Mehmetçik'in görev süresi 18 ay daha uzatılmış oldu. Meclis Genel Kurulu bu anlamda devam ediyor. Kanun teklifinin görüşmeleri de devam ediyor. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en sıcak başlığını Libya tezkeresini aktardık. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Zeynep Bulut Şenel.